Dilin anlamlı en küçük parçası köktür, isim ve fiil kökü olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü Türkçe farklıdır? Arkadaşlar, kök Türkçe farklıdır dediğinde, yani soru kökün türünü sorduğunda iki şeye bakacağız. Kökümüz isim mi, fiil mi? Kökler ikiye ayrılır. İsim kökleri, fiil kökleri. Şimdi bakalım bu top ne zaman patladı? Bu arada fiil kökü olduğunu anlamak için mekmak getiririz. Eğer alıyorsa fiil köküdür. Topmak olmayacağına göre o zaman bu isim kökü. Ben söz verdiysem yaparım. Sözmek olmadığına göre isim kökü. Gelmek olur, o zaman bu fiil kökü. Borumak olmaz, isim kökü. Gülmek mekmak alıyor. Evet, doğru, ama bu ortak kök. Yani kökteş dediğimiz şey hem isim kökü hem fiil kökü olarak kullanılabilir. O zaman cümledeki kullanımına bakacağız. Vazodaki gül solmuş. Buradaki gül çiçeği, yani isim, gülmek olarak kullanılmamış. O yüzden cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi addan türemiştir? Yani köklerini bulmamızı istiyor arkadaşlar. Bakalım. Kesitler. Kesitin kökü kesmek fiili. Kesmekten kesit olmuş. Yani fiilden türemiş. Bu gider. B. Şimdi ondan köşe bucak kaçan insanlar kimler? Kaçan, kaçmak kökü fiil. An en sıfat fiilekini almış. Türemiş ama fiilden türemiş. Engel olmaya çalışma demiştim sana. Olmaya kökümüz olmak fiil. Mema isim fiileki almış. Bu da türemiş ama fiilden türemiş. Güneş ne güzel doğuyor. Doğuyorun kökü doğmak fiilidir. Fiildir yani. Doğmaktan doğu olur. Burada da fiilden türeme var. Bu da gider. Bırak kanasın yaram yıkılmış ocakta. Kanasın kelimesinin kökü kandır arkadaşlar. Kandan kanamak. Sonra zaten çekimek almış. Bu bizi ilgilendirmiyor. Kan isim köküdür. Kandan kanamak isimden fiil. Yani addan türeyen bu. Cevap E. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar, kökün türü dediği anda bakmamızı istediği şey isim kökü mü, fiil kökü mü? Bunu istiyor. Bakalım. En tatlı insan. Şimdi tatlı kelimesi kökteş arkadaşlar. Yani hem tatmak fiili olur, fiil olarak kullanabilirim. Hem de tat, lezzet anlamında isim olarak kullanabilirim. Bunu tamamen cümleye ve aldığı eke bakarak karar vereceğim. En tatlı, buradaki lili her zaman isimden isim yapım ekidir. O yüzden bunun kökünün tat, lezzet, isim olduğunu anlıyorum ve isim kökü diyorum buna. Başkalarının, başka, mekmak alır mı başka almaz. Demek ki bu da isim kökü. Kendine, kendimek olmayacağına göre bu da isim kökü. Çıkaran, çıkmak fiil kökü. Çıkmaktan çıkarmak, çıkarmaktan çıkaran, iki tane de yapım ekimizi almış. Fiil kökümüz burası. İnsandır isim, isim kökü. Yani cevabımız fiil kökü, cevap D. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, sözcüğün kökü sözcük türü yönüyle farklıdır dediğine göre isim kökü mü, fiil kökü mü, bunu bulmamızı istiyor. Sözcükler. Sözcük kelimesinin kökü sözdür ve isimdir arkadaşlar. B sözlerine bakılırsa düşüncesiz birine benziyor. Bunu yazayım, bu ilginç bir kelime bilmeyenler için. Benziyor kelimesi, yani benzemek fiili, benizden gelir. Sonra e yapım ekini alır. Yani kökümüz beniz isimdir. Sonra fiil oluyor. Bunun kökü isim. C mutluluğa. Mutluluk kelimesinin kökü mutlu. Bu da isim kökü. Sonra mutluluk oluyor, yapım eki alıyor. D işlemekten. İşlemek kelimesinin kökü iştir. İsim köküdür. Sonra lela gelir. Ekimiz, yapım ekimiz. Sonra mek gelir, gene yapım eki. Fakat kökümüz isim kökü. E bu olaya geleneksel bir yorum getiremezsiniz. Bakın, bu da ilginç bir kelime. Kelimemizin kökü gelmek fiilidir. Sonra enek, anak, olanak, mesela gelenek, olanak ekini alır. Sonra bir daha yapım eki alır. Yani kelimemizin kökü fiil. O zaman cevabımız E. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim kökünden türemiştir? Yani kökünü bulacağız, isim olacak, sonra türemiş olacak. Bölgelerine. Bölge kelimesinin kökü bölmektir. Bölge, bölünen şeyler. Mesela şu bölge, bu bölge diye böleriz. Ülkemizi mesela bölgelere böleriz. Bölmekten gelir, yani fiil kökünden gelir. G'de yapım ekimiz. Yağmur, yağmak kökünden gelir. Gene fiil kökü. Bitkiler, bitmekten gelir. Deriz ki bu dağlarda ot bitmez mesela. Fiil kökünden gelir. K2 yapım eki alır. Hayvanlar yaşar. Arkadaşlar, bunu ayıracağım. Bu çok karıştırılıyor. Yaşamak kelimesinin kökü yaştır. Sonra E yapım eki gelir. Yaştan gelir. Yani isim köküdür bu. Yaş, insanın ömrü anlamında yaş, isim kökü. Büyük kelimesinin kökünü de ayırayım. Bu da bazen karıştırılıyor. Büyümek fiilinden büyük bu, yapım eki. Yani cevabımız D.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kökten türemiştir? Yüklemi bulmamızı ve kökünün farklı olup olmadığını bulmamızı istiyor. Bakalım kökler kaç taneydi arkadaşlar? İsim kökleri ve fiil kökleri. İki tür kök var. Hangisi farklı bulalım? Gütmüyor, gütmek, gütmemek. Burada ses olayı olmuş, daralma olmuş ama kelimemizin kökü gütmek yani fiil kökü. Taradı, taramak fiil kökü. Seçildi, kökü seçmek, il yapım eki almış. Bu da fiil kökü. Suçlamış, suçlamış kelimesinin kökü suçtur. Suçmak diye bir şey yoktur. İsimdir yani. Sonra la yapım eki gelmiş. Yani bu isim kökü geldi cevap. Bilimdir. Bilim kelimesinin kökü bilmekten bilim olur. Bu da fiil. Yani cevap D. Bu dizede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü yönüyle farklıdır? Arkadaşlar kökü sözcük türü yönüyle farklıdır dediğine göre kökler ikiye ayrılır. İsim kökleri, fiil kökleri buna bakmamızı istiyor. Eğer sadece sözcük türünü sorsaydı o zaman isim, fiil, sıfat, zamir, zarf ona bakacaktık ama işin içinde kök olunca isim mi, fiil mi buna bakacağız. Yalnız kelimesinin kökü hatta yazayım arkadaşlar. Yalından gelir, yalından yalınız. Yalın isim kökü. Semt kelimemizin kökü zaten semt. Ekimiz çekim eki onu göstermeye gerek yok. İsim kökü. İçin edatımız zaten isim kökü. Bu arada isim kökünün olduğunu nereden anlıyorum? Mekmak getiriyorum. Yalınmak olmaz. Demek ki isim içinmek olmaz. İsim semtmek olmaz. İsim ömrünüz kelimesinin kökü ömür. Ömürmek olmayacağına göre demek ki bu da isim kökü. Kısa kelimesi arkadaşlar kısmak fiilinden gelir. Kısmaktan kısa. Kısmak da fiil. Şurada yapım ekimiz var. O yüzden cevabımız E. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Kök sözcük türü bakımından farklıdır dediğine göre kökleri ikiye ayrılır. İsim kökleri, fiil kökleri. Bakalım hangisiymiş farklı olan? Bu sözlerden pişmanlık duydunuz mu? Duymak, mekmak getiriyorum. Aldığına göre fiil kökü. Atamalar. Atama atamaktan gelir. Bakın mekmak alıyor. Demek ki bu da fiil kökü. Beden, bedenine beden, kök beden. Mekmak alır mı? Bedenmek olur mu? Olmaz. Demek ki isim. Umutlarımız, umut, ummaktan gelir. Sonra yapım ekiye alır. Ummak da mekmak aldığına göre bu fiil kökü. Bilinecektir, bilmekten gelir. Bilmek mekmak aldığına göre bu da fiildir. Farklı olan C. Deneme yazarak başladığım bu yolculukta sürekli kendimi yeniliyorum. Arkadaşlar denemenin kökü denemek, denemekten deneme oluyor. Bu yapım ekimiz. Yapım eklerine çok detaylı girmeyeceğim. Konumuz kök çünkü. Denemek de fiil kökü. Sürekli bu kelimemizin kökü sürmek, sonra yapım eklerini alıyor. Fiil kökü mekmak aldığına göre yeniliyorum. Anlamına bakarsak yeni, kendini yenilemekten bahsediyor. Yeniden yenilemek olmuş. Burada bir daralma olmuş. Şu an onlara bakmayalım. Yenimek olmadığına göre demek ki bu isim kökü. Bakalım şıklarımızda hangisinde var? Fiil, fiil, isim. Cevap E. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kökün türü deyince neye bakıyoruz arkadaşlar? İki kök türü var. İsim kökleri, fiil kökleri buna bakacağız. Borçlarımı borç. İsim kökü mekmak almamasından anlarız değil mi? Borçmak diye bir şey yok. Gündüz kelimesinin kökü gün. İsim günmek diye bir şey yok. Çabalıyor kelimesinin kökü çaba. Çabamak diye bir şey olmadığına göre bu da isim kökü. Çoğu kelimesinin kökü çoktur. Burada ses olayı oluyor. İsim kökü, çokmak diye bir şey olmadığına göre. Uykuya, işte bunu dikkat edelim. Uyumaktan uyku olur arkadaşlar. Kelimemizin kökü fiil, uyumak fiili. Sonra kıki yapım ekini almış. Yani cevap E. Türkçe'de hem isim hem fiil kök olarak kullanılabilen ve aralarında anlam bağıntısı olan sözcüklere ikili ortak kökteş kök denir. Buna göre yukarıdaki cümlelerden hangisi ikili kök olarak kullanılmaz? Önce bakalım isim mi fiil mi? Yırtılan çorabını yamamış, yamamak fiil. Bahçeye kırmızı gül ekmiş, burada çiçek olan isim. Evin dış cephesini kim boyadı? Boyamak burada fiil. Üzerindeki eski hırkayı çıkardı. Nasıl hırka? Eski hırka sıfat yani isim olarak kullanılmış. Sözleri bana güven veriyor. Güven isim. Bir de bakalım fiil olarak kullanılabiliyorlar mı? Yırtılan çorabını yamamış. Yamamak, eskiyen bir şeyi yamalamak. Yamalar da sökülmüş deyip isim olarak da kullanabilirim. O zaman bu ortak kök. Bu gider. Bahçeye kırmızı gül ekmiş. Şimdi arkadaşlar, gül kelimesi evet hem isim hem fiil olarak kullanılır. Ama şöyle bir fark var. Gül çiçeği ile gülmek arasında hiçbir anlam bağlantısı olmadığı için bu ortak kök değil, kökteş kök değil, bu sesteş kök. Bir de sesteş kök diye bir şey var. Burada sesteş kök var. Cevabımız geldi aslında.
Boyamak, evet, burada fiil olarak kullanılmış ama şöyle diyebilirim. Boya döküldü. O zaman isim kök olur. Yani kökteş olur. Çünkü boyayla boyamak arasında ilgi var. Ama gülle gülmek arasında hiç ilgi yoktu. Eski hırka burada isimdi ama şöyle diyebilirim. Hırkam eskidi. Eski ile eskimek arasında da ilgi olduğu için kökteş diyorum. Sözleri bana güven veriyor. Burada isim ama şöyle diyebiliriz. Ben ona güvendim. O zaman fiil olur ama gene kökteş olur. Çünkü güvenle güvenmek arasında ilgi var. Dediğim gibi gülle gülmek tamamen alakasız oldukları için, yazılışlar okunuşlar aynı, anlamlar farklı olduğu için bunlar sesteş kök. Diğerlerinin hepsi ortak kök. Yani cevap B. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından farklıdır? Kökü farklıdır dediğine göre demek ki isim kökü mü, fiil kökü mü, ona bakmamızı istiyor. Aradım, aramaktır. Aramak fiil kökü. Yaşamak. Tekrar yazayım bunu bakın. Yaşamak yaştan gelir. Şurada iki tane yapım eki var. Yaş da isimdir. Ömür anlamında. Yaşamak, unutmayın, yaşamak kök değildir. Yaşamanın kökü yaştır. Sonra yapım eki almış. İki tane yapım eki almış. Yaş da isimdir. Ömür anlamında. C. Işık kelimesinin kökü ışımaktır. Işımaktan ışık olur. Yapım eki şurası. Işımak da fiildir. Büyüdüm kelimesinin kökü büyümektir, fiildir yani. Yırtılır kelimesinin kökü yırtmaktır, fiildir yani. Bu durumda cevabımız ne oldu? Yaş B.